Evet, boğuş enerjisi çok güzel. Bununla ilgili çok güzel çalışma yaptık. Gördüğünüz gibi kişi biraz önce arkadaşlara deney yaptık. Şimdi şöyle oksimetre denen bir aparat var. Evet. Şimdi bunu parmağına takıp da çalıştırdığı zaman kişi biraz önce arkadaşa denedik. 96 idi yani kanındaki oksijen oranı Evet. yüzde olarak. Elini dokundu 2 dakika 98'e çıktı. Şimdi mesela burada 98 benim kandaki oksijen oranı. Evet. Daha önce bende biraz azdı. Evet, yükseldi. 98 daha önce 96 idi. Ne yapıyor? Yükseldikçe hatta bir ara biraz fazla tuttum 99'a çıktı. Yani çok yoğun bir enerji meydana geliyor. Bununla oksimetreyle mesela diyelim ki sizin parmağınıza tuttuk. 97 veya 96. 2 dakika sonra 98 olur. Ya. Evet. Ama bunun için zamanımız yok. Deneme yaptık sizden önce O zaman arkadaşlarla. reklam arasında biz de deneriz onu. Evet. Deneriz. Yani bu buluş insanlık tarihinin en büyük buluşudur. Neden için? Çünkü öyle bir ortamda yaşıyoruz ki her taraf kimyasal. Kimya fabrikalarının üretmiş olduğu zehirli gazlar, arabaların egzozundan çıkan zehirli maddeler, cep telefonu yaymış olduğu elektromanyetik Manyetik, dalga, 3000 bovis, sürekli cep telefonuyla konuşma beyne zarar verir, kulağa zarar verir. Çünkü çok düşük bir bovis. Enerjisi insanın enerjisini tüketiyor. Bilgisayar ve cep telefonu bu nedenle bovisi düşük olduğu için zararlı. Efendim, yediğimiz, içtiğimiz bütün gızalar alüminyumla paketleniyor. Alüminyum gıdanın enerjisini tüketiyor. Ve gıdaya karışıyor ve beyne gidiyor. Yani şimdi bu her yerde bovis enerjisi kullanılabilir. Şimdi ben mesela yakında kalemlik üreticiyim. Böyle çayı karıştırırken kalemlik içerisinde bovis enerjisi olacak. Çayı karıştırırken, kahve karıştırırken veya meyve suyu içerken her şeyin içerisine karıştırabilirsiniz. Veya böyle kupayla herhangi bir şey içerken kupanın içerisine koyuyorsunuz, su içiyorsunuz veya meyve suyu. Evet. Ağzını böyle kapattığınızda 1-2 dakikada buradaki bunun enerjisini değiştiriyor.